Girişimcilik Dünyası programına hoş geldiniz. Bu akşamki konuğum Edirne'de faaliyetlerini sürdüren genç iki tane başarılı iş adamı Olgun Bey ve Bülent Bey. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bülent Bey'den başlamak istiyorum. Bülent Karaman, Serper Ticaret Limite Şirket Ortağı. Nasılsınız Bülent Bey? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Öncelikle şirketleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? İlk öncelikle unlu mamuller olarak başladık. Sektöre. Unlu mamuller olarak başladık. Ondan sonra kantincilik, gıda üzerine devam ettik. Sonra tekstil işine döndük. Tekstil sanırım perakende değil mi? Üretim değil. Tekstil sektöründe. Evet. Ondan sonra şimdi de hayvancılık işine yine girdik. Girişimcilik olarak faaliyetlerinizi devam ettiriyorsunuz. Evet, evet. Peki gıda ağırlıklı sanırım. Bir de öğrenci yurtları da var sizin. Ama temelde gıda üzerine hareket ediyorsunuz. Temelde gıda, tekstil işte, turizm. Turizm faaliyetleriniz var. Peki bu şirketlerin içerisinde lokomotif olarak gördüğünüz yani en faydalı hangisi? Ya yani, da yola çıkarken neyi düşünerek hareket ettiniz? Lokomotif olarak öğrenci yurdu işletmeciliği tabii ki de. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık bir 5 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Kız, erkek öğrenci yurdu. Kız ve erkek öğrenci olarak iki bloğumuz var. Ama ben şu an besiciliğin bunları geçeceğini düşünüyorum. Yani hayvancılık sektörünün aslında en verimli çünkü olarak gördüğünüz, stratejik olarak gördüğünüz sektör. Evet, ileriye dönerek daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü diğerleri sezonluk bir işletme. Ama hayvancılığın ben işte yılın 12 ayında olmasından dolayı daha ileri ileriyeceğini düşünüyorum. Ama sizin hızla gelişen bir hayvancılık. Evet, hızlı gelişen gelişmesi gereken sektörlerden bir tanesi evet, Türkiye'de. Evet. O yüzden lokomotif olarak ya da en fayda sağlayacağınız sektör olarak onu görüyorsunuz. Evet. Ama sizin yaptığınız şöyle güzel bir şey de var, izleyicilerimiz öğrensin. Yani siz buradaki sütleri ya da hayvansal ürünleri yurtlarınızda kalan ya da yemek üretimi yaptığınız yerlerde de kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Farklı ürünler kullanmıyorsunuz. Yani kendi ürettiğiniz ürünleri kullanıyorsunuz. Onu tabii, biraz açabilir misiniz? Bizim restoranlarımız var. Yani öğrenci yurtlarında, devlet yurtlarında lokantalarımız, kahvaltı yerlerimiz var. Aynı zamanda Serpen altında bir öğrenci yurdumuz var. Kafeterya ve restoranımız var. Biz buraların kendi hayvanlarımızın etinden, sütünden, yoğurdundan falan yararlanabiliyoruz. Öğrencilere tabii, kendi ürünlerinizi sunuyorsunuz. Doğal olarak da bunları sunuyoruz. Bunun da tabii faydasını görüyorsunuz tabii, değil mi? Her zaman. Tüketici de bunun farkında, öğrenciler de bunun farkında. Serper de her zaman kafe ve restoran tarafında süt satışı da halkımıza yapıyoruz. Peki oradaki öğrenci yurdunuzun alt katında olan o restoran, kafeteryada sadece öğrenciler mi yararlanıyor? Halka da açık bir yerde. Halka açık, onlar da yararlanıyor. Öğrenciler de yararlanıyorlar. Halkımıza da çıktır. Bülent Bey, şimdi siz farklı sektörlerde çalışıyorsunuz. Farklı sektörler üzerine yoğunlaşmış durumdasınız. Ve bir aile şirketisiniz. Babanız, abiniz, eşiniz, öyle aile değil mi? Tabii. Bunların görev tanımları var mı? Yani hepiniz aynı sektör üzerine yoğunlaşmamışsınızdır. Mutlaka hani görevleriniz ayrıdır. Bunu biraz tabii açabilir miyiz? Tabii işin başında babam var. Yönetim, Karaman, en üst yönetim o. Babam, abim yurt ve tekstil tarafına bakar. Her ne kadar işte alım yapsak da biz tabii ki hep beraber iş yapıyoruz. Karar veriyorsunuz. Ben de gıda ve hayvancılık tarafına bakıyorum. Babamın tecrübelerinden tabii faydalanıyoruz. Evet, evet. Tabii bizim denemeklerimiz babamın tecrübeleriyle birleştiği zaman yol alabiliyoruz. Peki aile şirketi olmanın getirdiği sorumluluklar neler? Yani daha mı hırslı oluyorsunuz? Aidat duygunuz daha mı yüksek? Ne gibi sorumluluklar hissediyorsunuz? Ya aile şirketi olması da birbirine destek olarak biraz da artısı var. Yetişemediğin yerde birbirine yardım edebilme gibi durumları biraz fazla oluyor. Bu gibi şeyler. Sorunlarla karşılaşıyor musunuz? Yani aile şirketinin olmasının getirdiği sorunlar var mı? İşte dönem dönem şöyle bir sorun oluyor. Biraz küçük olan benim. Evet. Yoğunluk biraz artıyor. Evet. İş yükü sizin daha çok size kayıyor. Tabii ki öyle değil mi? Bize en çok uğraşan babamdır. Öyle söyleyeyim. Abim tabii o da. İş bölümümüz var ama birbirimize dönem dönem yardım ediyoruz. Çok da sorun, aile olarak yaşadığımız bir durum yok. Yani ben düzgün bir şekilde görev tanımını yaptığınız zaman devam sorun ettirdiğiniz olabilecek bir durum çok fazla yok. Peki uzun süredir değil mi şirketleriniz faaliyet gösteriyor? Yani toplamda baktığımızda tabii, hani un sektöründen başlayarak, un gıdalar sektöründen başlayarak 10 yıldır sektördesiniz. Dünden bugüne kadar karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Dünden bugüne kadar, bugünküleri söyleyeyim, işte personel sıkıntılarımız oluyor. Yani kaliteli personel sorunlarımız oluyor.
Onun dışında işçilik maliyetleri belki işçilik maliyetleri yani çok sayılmasa işçilik maliyetleri tabii zaman zaman yani bölümlerine göre değişiyor. Ama şu an kişilerimize çok işçilik maliyeti gibi olan bir durum yok. Tam tersi. Maaş durumunda falan sorun değil ama biz personel bulamıyoruz. Yani orada nitelikli personel bulmakta biraz sorun. Sıkıntılar mesela hayvancılıkta var. Ben yani iyi bir hayvancılık yapıp ilgilenebilecek aile bulabilmek veya bir düzen oturtmak biraz zorlanıyoruz onunla. Kendimiz tabii bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Ve bu sefer de biz diğer olan taraf yönlere enerjimizi harcayamıyoruz. Şimdi aile burada faydalı. İşte gerekse abim destek oluyor, babam destek oluyor. Birbirimize işte tabii ki önümüzde babam tecrübeleri şeylerine falan yararlanırız ama böyle bir yardımlaşma faydadan. Yani nitelikli personel bulma konusunda tabii. Özellikle yeni girdiğiniz hayvancılık sektöründe sıkıntılarla karşılaşıyorum diyorsunuz. Evet. Başka bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Finansal gücümüz yerinde diyorsunuz. Maliyetlerde bir sıkıntı yok diyorsunuz. Öyle mi? Yani düzenli sistemle gittikten sonra bir takım şeyler atlatılıyor yani. Peki siz yani krediler Sarper olarak. Kredi olarak yani biz tabii Sarper'i falan hep bu yerler falan hep bir kredilenme, devletin desteklerinden falan yararlanarak yaptık. Devlet desteklerinden yararlandık. Yani krediler falan var işte. Hayvancılık sektöründe anladım. Tabii ki hayvancılıkta da aynı şekilde. Gıda sektöründe. Gıda sektörü. Ya bu tabii ki ticaret olarak herkes yararlanıyordur evet, yani. Evet. Yani öz kaynakları da yabancı kaynaklardan da yararlanıyorsunuz. Ama devlet desteği ve teşvik dediğimizde sadece hayvancılık sektörü. Hayvancılıkta yararlandık evet. Peki şirketinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Yani siz yönetici olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Yani en önemli başarınız neler? Pazarı mı iyi okuyorsunuz? Tüketicileri pazarı mi iyi gözlemliyorsunuz? Pazarı da tüketicileri de iyi gözlemlediğimizi düşünüyorum. Yani en iyi dediğiniz şey ne? Hani bizde şu yetenek var, o yüzden biz bu alanlarda başarılıyız demenizin nedeni nedir? Sistemli düzenli çalışmamızdan dolayı ben yani onu biliyorum. Biz günlük olarak mesela toplanırız aile olarak. Konuşuruz. Bugün ne yaptık, yarın ne yapacağız sorusunu. Planlı bir ailesiniz. Planlı bir şekilde konuşuruz. İş bölümü dağılımı yaparız. Tabii bundan beraber birimizin yetemediği yerde birbirimize destek oluruz. Tabii bu şekilde açıkları kapatıyorsunuz. Ve en önemlisi planlı, belirli bütçe abim, çerçevesinde hareket babam, etmiş olmanız. Yani eşim, herkes birbirine destek verir, birbirine yardımcı olur. Bu şekilde ilerlemek ve tabii bu biraz şekilde, daha kolay oluyor. Sinerji yani yaratıyorsunuz. Peki gelecekle ilgili planlarınız var mı Bülent Bey? Benim mesela hayalim olarak ekstra'da mesela hayvancılık işine biraz ben ağırlık veriyorum. Evet. Tabii ki daha büyük işler yapmak istiyorum. Yani bir bin başa kadar çıkmak isterim yani sen iyi olmasın. Evet yani farklı alanlarda da farklı şirketler kurarak sektörde şu an mesela ayrı bir işletmecilik değiliz ama ayrı işletmeciliğe geçmek istiyorum mesela. Daha sistem düzenli olursa ayrı işletmeciliğe geçmek istiyorum. Neden olmasın? Tabii gelecekte piyasa size neler sunuyorsa piyasayı okuyarak daha farklı alanlarda. Şöyle izledim ben de babamız bize bizim geleceğimizi düşünerek belirli bir takım yatırımlar yaptı, uğraşlar verdi. Tabii ki biz de şimdiden yani geleceğin planlarını tayfiyatlarımız yok ama evet. Onlara göre planlarsak tabii daha büyük yerlere gelip bir imkanımız var. Ama sizde zaten bu enerji, bu çaba evet. Var. Tabii ki sistemi düzenli bir şekilde devam edersek gençliğimiz var. Yani bunu tam ayarında böyle düzenli yapabilirsek ilerlememiz neden olmasın. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Bülent Bey? Eklemek istediğim. Gençlere neler önerirsiniz? Genç bir iş adamısınız, başarılısınız. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi'nde işletme öğrencisiniz. Sizin yaşınızda olan gençlere, şu anda üniversitede olan gençlere gelecekte nelere dikkate almaları gerekiyor? Ne gibi önerileriniz var? Üniversite öğrencilerin en büyük sorunları zaten bir deneyim eksikleri olmaları. Tabii ki biraz daha böyle bir deneyim kazanabilmek için işte yazlar olsun, tatillerde olsun veya ikinci öğretim tabii öğrenciler biraz daha imkanları part fazla. Part-time çalışmalarla. Part-time olsun. Yani bir çalışma yeteneği bir kazanabilirlerse onlar için daha iyi olacağına inanıyorum. Şimdi zaten bir yani öğrenci 24 yaşında falan filan mezun oluyor okulda. Bir iş alanına girmemiş, çalışmamış, o sistemi görmemiş öğrenciyle çalışan veya uğraşan bir zorlu kalkan öğrenci tabii ki bir olmuyor. Dolayısıyla siz hani stajlarla... Benim tavsiyelerim bir şekillerde yani bu çalışmakta utanılacak, sıkılacak bir durum yok. Bir şekilde bir yerlere girip bir yerlere çalışma deneyimi kazanırlarsa gelecekte daha başarılı olabileceklerini ben inanıyorum. Peki girişimci olmak isteyen gençlere ne önerirsiniz? Yani yeterli bilgisi olup da sermayesi olmayan, öncelikle, güzel fikirleri olan... Öncelikle ne istediklerini bilmeleri lazım. Pazar araştırmaları yapmaları lazım. Biraz cesaretli olup denemeleri lazım. Yani çok kaybedecekleri veya çok büyük meblağlar değil de kendi yapabilecekleri veya ilgilerini çektikleri alanda önce bir çalışabilirler. Birilerinin yanında küçük adımlarla yavaş yavaş temkinli bir şekilde. Eğer varsa tecrübelerinden faydalanabilecekleri
aileler olur, yakınlar olur, bir şeyler olur. Onlardan faydalanıp korkmadan cesaret bir şekilde girmelerini ben tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim Bülent Bey. Sarpar Ticaret Limite Şirketi ortağısınız. Başarınızın devamını dilerim. Bir de ben bu hayvancılıktan dolayı Tarım İl Müdürümüz Orhan Sarı ve ekibine buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten bana bayağı bir katkıda, faydada bulundular. Biliyorum ki yani eden çiftçilerine de falan gereken destekleri, yardımları yapıyorlar. Yani bu şekilde destek veren gençlere de falan olursa, yani birileri yardım önlerini açarlarsa, niye bizim gençlerimiz yerler? Daha da iyi yerlere gelirler, daha da güzel yerlere gelebilirler. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Rica ederim. Sayın izleyiciler, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Sayın izleyiciler, Olgun Bey ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar Olgun Bey. Siz şirketleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Bulut İnşaat Limite Şirketi ortağısınız ve birçok şirketleriniz var sektörde. Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? 90'lardan beri inşaat sektöründeyiz zaten. Ana işimiz inşaat. Bunun yanında harfiyet işlerimiz var. Kum çakıl şantiyelerimiz var. Sigorta işiyle ilgileniyoruz. Bir halı saha işletmeciliği yapıyoruz. Yani sanayide de bir lastik dükkanımız var. Hepsiyle yavaş yavaş uğraşmaya çalışıyoruz. Yani farklı alanlarda çalışıyorsunuz. Evet. Siz de Bülent Bey gibi aile işletmesiniz. Aile şirketi büyük bir bizim ailemiz. Onu açabilir miyiz? Yani aile bireyleri, sorumluluk alanları farklıdır sizin şirketlerde. Tabii şimdi mesela amcam ve amcamın çocuğu harfiyatla ilgileniyor. Mesela başımız abim var, Zeyd Bulut. O işin en başında geliyor zaten. Komple organize işleriyle o ilgileniyor. Biz de ben inşaatla ilgileniyorum, öbürü lastikle ilgileniyor. O şekilde hepinizin görev tanımı belirlenmiş durumda. Peki aile işletmesi olmanızın artıları neler ya da eksileri var mı? Şimdi artıları büyüdükçe daha çok büyümek istiyorsunuz. Gördükçe başarıları, yani hani aile içinde bir başka birine benzemiyor. Çünkü kendi ailen, kendi canın ciğerin olduğu için ona göre işini yapıyorsun, ona göre işini takip ediyorsun. Yani sıkıntılar oluyor. Küçük olduğumuz için Bülent Bey'in de dediği gibi etkileri oluyor. Ama sağ olsunlar hani belirli görevleri verip ondan sonra bizi bıraktıkları için zaten çok da sıkıntı, öyle büyük bir sıkıntılarımız olmuyor. Yani hani güven meselesinden dolayı onları atlatıyoruz o şekilde. Peki şirketlerin içerisinde lokomotif olarak gördüğünüz, en fazla fayda sağladığınız, olmazsa olmaz dediğiniz sektör hangisi? Bizim için inşaat. İnşaat. Zaten siz ünvanınızdan da inşaat sektörüne bir marka oluşturmuş durumdasınız. Bulut deyince herkes en azından Edirne'de inşaat sektörünü algılıyor. Evet. Kaç yıldır inşaat sektöründesiniz? Aşağı yukarı işte dediğim gibi 90'larda başladık inşaat işlerine. Hı hı. Hatta işçilikle başladık biz. Babamlardan, amcamlardan bahsediyorum. Çünkü ben o zamanlar daha iyi ufaktık. Onlar başlıyorlar. İnşaattan başlayıp yavaş yavaş müteahhitliğe başlayıp o şekilde günümüze kadar geliyor. Hala devam ediyoruz. Sizin bu şirketlerin dünden bugüne, 90'lardan bu yana farklı alanlarda şirketleriniz var. Karşılaştığınız sorunlar neler? Yani en büyük sıkıntımız, Bülent Bey de az önce söyledi zaten, personel sıkıntısı var. İşçi yetişmiyor. Artık herkes istiyor ki masa başı bir iş olsun da hani saati doldurduktan sonra gideyim evime, hafta sonu tatilimi yapayım falan filan. Bizde öyle şeyler yok. O yüzden yani illaki daha tatilim, yoğun bir tempo var. Daha yoğun bir tempo var. Biz saatte çalışmıyoruz. Yani gece 10'a 11'e kadar da iş görüşmelerinden bahsediyorum. Olabiliyor. Hafta sonu da olmayabiliyor. Ama eleman sıkıntısı en başta geliyor. Bir de bu ekonomik belirsizlik biraz daha sıkıntıya sokuyor. Yani hani hükümetin kurulamaması mesela en büyük etmenlerden bir tanesi. Euro doların çıkması, tavan yapması, bunların hepsi yani sadece ekonomik bize değil herkese aynı şekilde. Yani herkesi ilgilendiriyor. Hepimizde aslında bir gerileme var. Tabii şu dolardan, yani eurodan dolayı. Sektörlere yansımalar çünkü var. Hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için bu tür sıkıntılar var yani.
İnşaat sektörü olumsuz sinyaller vermeye başladı değil mi? Olumsuz sinyaller veriyor. Bundaki işte en büyük etmen dediğim gibi bu belirsizliklerden dolayı. Hı-hı. Bir de böyle önüne gelenin bu işe atılması da biraz sıkıntı yaratıyor. Belli bir sermayesi olan kişi inşaat sektörüne yani yaratıyor. Hemen kolay olduğunu düşünüp başlıyorlar. Gerçi sonradan zorluğunu görüyorlar. Hani onun sıkıntısı bize de vuruyor. Niye? Yani hani mesela bir size örnek vereyim mesela. Bir tane daire alma imkanınız var. Gidip yanlış bir yatırım yaptığınız zaman bir daha bir bize gelme ya da öbür arkadaşa gitme gibi bir şeyiniz de kalmıyor. Tabii. Yani tek atımlık kurşun diyorlar evet, ya. Evet. Onların sıkıntılarını da görüyoruz yani. Yanlış yatırım yapılması, yanlış müteahhitle iş yapılması daha sonra bireylerin tekrar aynı tüketim davranışını sergilemesini engelleyecektir. Evet. Bunun için de tabii özellikle inşaat sektöründe isimlerin önemi var diye düşünüyorum. Aynen güven öyle. Yani, veren isimler. Güven veren kişilerle çalışmaları lazım. Kaliteden ödün vermeyenlerle iş yapmaları lazım. Ya da bu kişileri tercih etmeleri lazım. Peki siz yani bu unvanına baktığımızda biz bu piyasada Edirne'de sadece faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz değil mi? Edirne ve ilçelerde de ufak tefek taahhüt işlerimiz falan var. Onlarla ama hani bu sınırlar içerisinde tabii, tabii. Faaliyetleriniz. Farklı bir pazar alanı. Her şeyimiz burada. Evet farklı bir pazarda yatırımlarınız yok ya da faaliyetleriniz yok. Evet. Peki siz kabiliyetinize baktığınızda şirketlerinizin yani bulut olarak baktığınızda en önemli kabiliyetleriniz neler? Hangi yeteneğiniz daha iyi? Yani biraz önce Bülent Bey'e de sordum. Hani pazarı mı iyi okuyorsunuz diyorsunuz ki hani Edirne'de futbol sahası yok. Bir futbol sahası mı aynen yapmam öyle. Gerekiyor? Eksikleri... yani bunu nasıl analiz ediyorsunuz? Ya yani başarınızı neye bağlıyorsunuz? Şimdi zaten yani Edirne küçük bir yer. Eksikleri de yani ufak tefek biraz düşündüğün zaman ya da hani biraz da sosyal olduğumuzdan dolayı neyin ne olduğunu ya da nerede ne eksik olabileceğini düşünebiliyoruz. Bir pazar araştırması yapıyoruz. Ondan sonra ekonomik olarak da güçlü bir yapıya sahip. Finansman olarak. Finans olarak tabii. Yani şeyi bir de hem pazarı iyi biliyoruz hem de müşterileri yani gözlemleyebiliyoruz. O yüzden bu şekilde. Bu şekilde hani başarımızı sağlıyoruz diyorsunuz. Tabii sizin hani güçlü bir finansal gücünüz de. En büyük lafınızı kestim özür dilerim. Önemli değil. En büyük etmen yani işten kaçmamak gerekiyor. Zaten kendi işin ve devamlı çalışmak daha iyi bir yerlere getirmen lazım. Şimdi mesela hani babalarımız, amcalarımız getirmiş bir yere kadar ama bizim bunu daha üstüne taşımamız lazım. Bu yüzden işten kaçmamak lazım. İşte aile şirketinin bence en büyük avantajlarından bir tanesi bireylerin hani kendi şirketi olmasından dolayı daha çok aidat duygusu hissediyor. Evet. Bütün enerjisini o şirkete aktarıyor. Sizlerde de ben onu görüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum Olgun Bey ama ben birkaç soru daha sormak istiyorum buyurun. Size. Peki siz Bülent Bey'e de sordum. Girişimci olmak isteyenlere önerileriniz ne olur? Yani genç bir iş adamı olarak bugüne kadar hangi sorunları ne şekilde aştınız ya da pes ettiğiniz noktalar oldu mu? Ya da sıkıntılardan nasıl atlattınız? Ya şimdi ailemizin destekleriyle atlattığımız şeyler var. Onlardan öğrendiklerimiz, duyduklarımız, onların tecrübelerinden faydalanarak üstesinden geldiğimiz olaylar var. Bunun dışında da gençlerimize ya da girişimcilik için şey yapan arkadaşların, yani gençlerimiz biraz daha tembel yetişiyor işin açıkçası. Bunları şey yapmaları lazım. Yani hani girişken olsunlar, yani herkes ana kuzusu. Ama yani iş seçmeler, iş beğenmeler diyorum ya, yani en büyük etmen herkes istiyor ki masa başı iş olsun. Bu değil ya. Eğer ki ne tarafa, hangi yönde ağırlığı şeyse, yani elektronikten anlıyorsa gitsin o yöne yönelsin. Uzmanlık alanına tabii. Göre, ilgi alanına göre. İlgi alanına göre bunu şey yapması lazım. Bir de yani küçükten bir hedef koyması lazım. Yani ya bakarız diye şey yaptığı zaman, yani ileride hiçbir şey olmaz. Peki siz çocukluktan bu yana mı şirketin içerisinde? Benim çocukluğumdan beri, ben üniversite okumadım. Aha. Ben liseden sonra bıraktım ve yani her zaman söylüyordum zaten babamlara da, ben memur olmayacağım diyordum. Ben yine işte bu işlerde devam edeceğim. Böyle böyle. Ticaret hani hayatını onlar istiyorlar gerçi hani oku ama yine tamam olma gibisinden. Ama bana daha ağır bastı bu taraf. Hı hı. 9 yaşından beri ben ticaretin içindeyim. Hani hem okula gidiyorduk, okul sonları okuldan sonra hafta sonları devamlı dükkanlarda çalışıyorduk. Ama hiç de pişman değilim. Yani çünkü çok küçük yaşta başladım. Ama normal yaşıma geldiği zaman da yaşıtlarıma göre daha öndeydim. Çünkü daha fazla şey görerek yani hani tabiri caizse insan sarrafı olarak bile tanımlayabilirsiniz. Çünkü çok şey görüyorsunuz, geçiriyorsunuz.
Hep büyüklerin içindesiniz, hep büyüklerinizden dinliyorsunuz. Olayların içerisindesiniz. Tabii içindesiniz. Bu sefer ileride illaki bizim yansıtlarımız olmuyor mu? Oluyor ama şimdi normal bir benim yaşıtıma göre benimkisi en alt seviyededir. Anladım. Yani sizin çocukluk yaşlarınızdan bu yana başlayan bir ticaret hayatınız var. Hep Kayseri örneği verilir ya, değil mi? Kayseri'de iş adamlarının başarısı çocukluk yaşlarından bu yana babaların yanında çalışmasından kaynaklanıyor. Tabii böyle bir ailenin üyesi olarak siz de bu yolu tercih etmişsiniz ve bu konuda kendinize yatırım yapmışsınız. Olgun Bey. Gayet güzel. Peki gelecekle ilgili şirketlerinize baktığımızda planlarınız var mı? Yani yeni bir pazara girmek ya da pazar alanı geliştirmek. Tabii ki var. Yani esas şu an otomotiv sektörünü düşünüyoruz. Hem riski azaltmak için hem de bizim işlerimizle de aslında bağlantılı. Yani hani otomotivde bir müşteri geldiği zaman daire almak için arabası varsa onu hemen verip takas şeklinde yani alışveriş yapmak istiyor. Eğer onu gönderdiğiniz zaman aman satılırsa satılır, satılmazsa almayız gibisinden bir boş vermişlik oluyor yani. O yüzden aslında bunlarla da bağlantılı. Eğer olursa bir ufak tefek çalışmalarımız var, gözlemlerimiz var. Olursa o şekilde de bir atılmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, bu akşamki konuklarım Edirne'de faaliyetlerini yürüten genç iş adamları Olgun Bulut ve Bülent Karaman'dı. Hatta tekrar yeniden görüşmek dileğiyle umutlu bir dünya diliyorum. İyi akşamlar.